esnafımızın sattığının yerine yenisini koyamazken, çoğu zaman siftahsız gün, hafta ve aylar geçirirken, üst üste yığılan boş dağını nasıl eritecektir? Esnaf ve sanatkarlarımızın içinden milyon dolarlar çıkan ayakkabı kutuları mı vardır? Esnaf ve sanatkarlarımızın sabahtan akşama kadar para sıfırlamaya çabalayan, yine de geriye kalan 30 milyon euroyu bitiremeyen dahi ve süper zeka evlatları mı vardır? Yatak odalarında para kasaları ve çikolata kutularına özen ve itinayla dizdikleri haram ve rüşvet paraları mı vardır? Yoksa karnını bile zor doyuran esnaflarımız villalarda, saraylarda, yatlarda, katlarda sefa sürüyorlar da bizim mi gözümüzden kaçmıştır? Başbakan ne yaptığını zannetmekte, neyi kabullendirmek için çırpınmaktadır? Yeni yatırım, yeni iş sahaları ve yatırılanlardan daha fazla kazanmak söz konusuysa kredi kullanmak doğaldır ki yararlı olacaktır. Fakat iş yapamayan, mal satamayan, müşterisi kalmayan bir esnaf kardeşimizin borçlanması tek kelimeyle iflas emaresidir ki bunun da övülecek hiçbir tarafı yoktur. Esnafımızı altından kalkamayacağı borçlara hapsetmek, borçla zincirlemek sosyal ve ekonomik felakettir. Davutoğlu, perakende ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun yoluyla alışveriş merkezlerinin açılma kriterlerini değiştirdiklerini, buralarda esnaf ve sanatkarlarımıza en %5 pay ayrılması zorunluluğu getirdiklerini ifade etmiştir. Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler için 1/3 pay ayırdıklarını vurgulamıştır. 2014 yılında AVM sayısı 334'e çıkmıştır. Bu sayının 2015'te 409'a tırmanması beklenmektedir. AVM'ler esnaf ve sanatkarlarımızın umutlarını perdeleyip kazançlarına engel olurken hükümetin %5 pay verdik, 1003 pay ayırdık diyerek aldatma düzenini sürdürmesi esnaflığın tarihi mirasına tüpedüz hakarettir. Esnafımız AVM'ler gölgesinde kalmış, AVM partisinin hışmına uğramıştır. Erdoğan'ın başbakanlık görevini yürütürken bakkal esnafımıza artık sokak aralarındaki bakkal devri kapandı, hayat şartları bunu gerektiriyor demesi hala kulaklarımızda çınlamaktadır. Aynı Erdoğan 26 Kasım 2014 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 4. Esnaf ve Sanatkarlar Şurası'nda aynen şunları söylemiştir. Bakkal deyip geçemezsiniz. O mahallenin adeta ruhudur, sokağımızın, semtimizin adeta vicdanıdır. Esnafı çıkartıp aldığınızda Türkiye tarihinde geriye hiçbir şey kalmaz. Şüphesiz kalmaz. Şüphesiz esnaf ve sanatkarımız olmadan Türkiye anlaşılmaz. Tarih anlatılmaz. Gelecek anlamlandırılamaz. 2010 yılında bakkallara kırmızı kart çıkaran, aradan 4 yıl geçtikten sonra da mahallenin ruhu, sokağın vicdanı diyerek fikren ters köşeye yatan, kalben çelişkiye boğulan Erdoğan'a inanacak ve aldanacak kimse yoktur.